Merhabalar sevgili seyirciler. Bir Mürekkep Damlaları programından daha sizleri selamlıyorum, sevgiyle selamlıyorum. Bugün benim için çok özel bir konuk var. Evet, bugüne kadar gelen konuklarımızın hepsi tabii ki çok özeldi ama Ali Ural ismi benim için hakikaten özeldir. İstanbul hikayemde belki de baş kahramanlardan, 3 ya da 4 kahramanımdan birisidir. Ali abi hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Zeki. Nasılsınız abi, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun, sizler de iyisiniz. Elhamdülillah, çok şükür, iyiyim. Sevgili seyirciler, Ali Şükrü Çoruk hocamızla şu an bağlantı kuramadık ama Skype üzerinden Ali Şükrü Çoruk hocamız da bize destek verecek. Bağlandığı anda zaten sohbetimize kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi ben öncelikle kısa bir tanıtım yapmak istiyorum. Osman Koca'nın, Hikayeci Osman Koca'nın Bir Ağustos Masalı adlı kitabı yeni çıktı ve vitrinlerde. Tavsiye ediyorum. Çok tatlı bir dili vardır, çok sıcak bir lisanı vardır. Ayrıca hikayeleri fena halde işçilikten geçer. Yani ben keşke o kadar işçilikten geçirebilseydim. Aslında bize işçiliği Ali abimiz öğretmişti. Fakat ben orada biraz sınıfta kaldım. Estağfurullah. Yani ham haliyle neredeyse kitaplar ön plana çıktılar. Bu hediye olacak inşallah. O yüzden onu da kurmuyoruz. Şiraze Kitap Dergisi raflarda yerini aldı. Daha önce de söylemiştik. Biliyorsunuz dergiler inatla yoluna devam etmek istiyor. Ve özellikle kitap tanıtım eleştiri dergilerinden Şiraze. Bu konuda sevgili Sedat Sert'in çalışmalarıyla ayakta kalmaya çalışıyor ve dergileri seviyoruz. Ki bugün dergilerden de Ali abiyle bahsedeceğiz. Çünkü dergilere çok fazla emek vermiştir. Bir şekilde dümeninde, yani o geminin dümeninde bulunmuştur. Dergiyi başlatmıştır ve gençlere teslim etmiştir. Buyurun siz yapın demiştir. Bu yüzden özellikle kitap tanıtım dergileri benim tarihimde de ayrı bir yere sahip. Muhit Dergisi, evet, Bülent Parlak Rahmet ile başlıyor ve bu sayıda Necip Tosun'un dünya romanında Türk imgesi özellikle ön plana çıkan yazılardan, ki hakikaten büyük emek verilmiş bir yazı olduğunu da göreceksiniz ki Muhit de yine hassas kalplere dokunmaya devam ediyor. Efendim, ben daha ulaşmadım maalesef matbaada ama yine en azından hatırlatma babından Karapatak Dergisi, yine sevgili abimiz Ali Ural'ın yönetiminde çıkmış olan 4. dergisi. Karapatak Dergisi'nin bu ayki sayısı, şimdiden haber verelim, Nasrettin Hoca özel sayısı. Evet. Sahiplerinden önce davrandım, söylemiş oldum. Evet, olsun, söyleyin, müjde olsun, hayırlı olsun. Çok güzel. Bu daha önceki Mevlid-i Şerif özel sayısıydı. Sağ olsunlar, bize de gönderdiler. Şimdi tanıtacak çok fazla şey var, çok fazla yazı var. Açıkçası ben Ali Ural'a tekrar çalışmaya başladığımda normal bir televizyon programcısı gibi oturdum, kitaplardan notlar aldım, sorular çıkarttım. Kalbime değen, gönlüme değen ya da izleyicinin ve okuyucunun gönül dünyasında karşılık bulacak cümleleri yazmaya çalıştım. Fakat öyle bir an geldi ki durdum, susma gereği duydum. Ve yazdıklarımı kenara çektim. Sevgili Ali Ural, benim İstanbul hayatımda yazıya profesyonel başlamama vesile olan kişidir. 1996-97 yıllarında Kitap Haber Dergisi'nde özellikle bize epey yer açmıştır. Hatta belki kendisi de bilmiyor ama ben ilk telifimi Kitap Haber'de yayınlanmış olan bir yazının daha sonra Ahmet Kot vesilesiyle Yol Kültürü dergisinde yayınlanmasıyla aldım. Bir öğrenci için o gün 15 bin lira büyük bir paraydı. Ve hakikaten ciddi bir telifti. Buna vesile olan yine sevgili Ali Ural'dır. Yani o yüzden ben bugün program tanıtımı yaparken aslında bir helalleşme programı demiştim. Allah razı olsun abi. Yani siz önümüzü açmasaydınız o gün bize Kitap Haberi, Merdiveni, Şule'nin kapılarını açmasaydınız, kendi gönlünüzü açmasaydınız belki yazamayacaktık. Estağfurullah. Sizde cevher olduğu için o cevher akacak bir mecra bulmuş. Dolayısıyla kutlu bir karşılaşma olmuş. Gerçekten sevindim. Yıllar sonra, çok uzun yıllar geçti, 20 yılı aşkın bir zaman sonra bunları bir masanın iki ucunda konuşuyor olmak
beni gerçekten mütehassıs etti. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Edebiyat Fakültesi'ndeyken güzel dostlarımız vardı, güzel arkadaşlarımız vardı. Başta İrfan Özen'le mesela hatırlarsınız. Evet, evet. Biz Kitap Haber'e gelirdik. Kitap Haber'e geldiğimizde İrfan tabii o zamanlar yazıyordu, gayret ediyordu. Yine çevirmen arkadaşlarımız vardı. Bir genç grubu olarak geliyorduk. Siz hiçbir zaman kapıyı bize kapatmadınız. Estağfurullah. Kapatmadığınız Estağfurullah. Gibi de hem derginin sayfalarını açtınız, gün geldi cebinizi açtınız. Belki onları yad etmek istemiyorsunuz. Evet, estağfurullah. Biraz önce de dediğiniz gibi aslında sizde cevher var. Bunu bütün arkadaşlara dediniz. Yani bir şekilde ben Türk edebiyatında sadece belli bir mahalle edebiyatında demiyorum. Türk edebiyatında Allah sizden razı olsun bir takım kurmaya çalışmadınız. Bir grup kurmaya çalışmadınız. İlla benim dergimde yazacaksınız diye böyle Yok. Bir iddianız olmadı. Evet. Hatta hep şunu gördünüz, kanatlanan uçsun. Tabii ki. Yani bir şekilde madem siz bu işi beceriyorsunuz, şu yayın evine gidebilirsiniz, bu dergiye gidebilirsiniz, bunu söylemediniz ama bir şekilde gidenlerden de hep razı oldunuz. Yani maalesef bu bizim edebiyatımızda, tırnak içinde Türk edebiyatında sağ olsun, sol olsun, muhafazakar olsun, ilerici olsun fark etmiyor. Burada yazıyorsan burada yazacaksın. Başka bir yerde yazamazsın. Yani bir çeteleşme gibi kaba bir ifadeyle. Bunu maalesef büyükler, sadece bir mahalleye has görmüyorum. Bir meziyetmiş gibi söylerlerken, siz bakıyorum 30 yılı geçkin bir süredir talebe yetiştiriyorsunuz ve bu talebelerin büyümesi, yazar olması, bir şekilde ustalaşması sizde her zaman bir tebessüm olarak kalıyor. Bu benim için yani hala öğrenmeye çalıştığım bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Türk edebiyatı için gayret ediyoruz. Hepimiz, sizler de ediyorsunuz. Birçok arkadaşımız. Bakın az önce dergiler saydınız. O dergileri çıkartan arkadaşlarımız da gayret ediyorlar. Hepimiz Türk edebiyatı için gayret ediyoruz. Türk edebiyatının diri olması, Türk edebiyatının hem vatan topraklarında hem bütün dünyada yankı bulması aynı zamanda Türk milletinin de bir teminatıdır. Dolayısıyla ben edebiyatı sadece bir süs, bir fantazi olarak görmüyorum. Hiçbir zaman edebiyat süs değildir, bir fantazi değildir. Edebiyat ekmektir. Edebiyat vatandır. Edebiyat nefestir. Dolayısıyla edebiyatımızın, Türk edebiyatının, bayrağının güçlü bir şekilde dalgalanması esastır. Ne şu dergidir, ne bu dergidir. Bunların hepsi geçicidir. Asıl olan dilimizdir, güzel Türkçemizdir. O güzel Türkçemizle verdiğimiz eserlerdir, şiirlerdir, hikayelerdir, romanlardır, denemelerdir. Bunlar vatanın harcıdır. Ancak güçlü temeller, güçlü dil ve kültür temelleri üzerinde medeniyetimiz yükselebilir. O yüzden de dil esastır. Bizim eski medreselerimizde de önce dil bilgisi öğretirlerdi. Sonra edebiyat öğretirlerdi. Belagat dedikleri neydi? Yani çünkü önce bir enstrüman lazım. Bir şarkı söyleyeceğiz ama enstrüman olmazsa nasıl söyleyeceğiz? Sevgili Zeki Bulduk. Evet. Ve biz bir birey olarak her birimiz şarkı söylemek yerine biz memleketimizin şarkılarını, türkülerini hem bir birey olarak hem de koro olarak hepimiz söyleyelim. Hepimiz bir ucundan tutalım ve dil bayrağını dalgalandıralım. Abi çok teşekkür ederim. Yani siz her cümlenizde öğretmeye devam ediyorsunuz. Şimdi
biraz kitap yazan, biraz yol alan kişilerde çoğunlukla dinlememe hastalığı peydah olur. Ama siz dinletiyorsunuz. Gerçekten buradan ben yine bir şeyler alıyorum. Yani bir taraftan siz edebiyat vatandır dediniz. Yani bir şekilde bir mahalleye has kılmıyorsunuz değil. Bunu. Bir odaya atıp da işte bakın ben burada bir dergi çıkartıyorum. Bunun çevresinde olacaksınız. Şu kadar alanda olacaksınız. Daraltmıyorsunuz ya da herhangi bir görüşün çerçevesini de almıyorsunuz. Yani bu Türk dilinin dokunduğu ne kadar yürek varsa aslında evet. Siz oraya sesleniyorsunuz. Hani sizin aslında yazılarınızda genellikle şey havası vardır. Çağrı filmindeki repliklerle birlikte bir tarafta Rilke'nin sesi de duyuluyor. Hani ben en çok bunu hissettim. Sizde doğuyla batı hiçbir zaman kavgalı değil, iç içe ve daha çok ikisinin de hikmet tarafı sizde daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu anlatımınız da aslında onu söylüyor. Yani edebiyat bizim vatanımızdır çünkü birçok röportajınızda söylediğiniz gibi aslında hikmet arayıcılarıyız. Hikmetin peşindeyiz. Ben es geçmek istemiyorum. Biraz önce ismi geçti. Yani bunu göstermem lazım. Bu kıymetli Kitap Haber Dergisi'nin birinci sayısı. Evet, bunu da kolay kolay bulunmaz bu sayıya. Bu sayıdan herhangi bir internet sitesiyle falan vermeyeceğim ama bende 4 tane var. Onlar bir kenarda dursun. Evet. Yine aynı şekilde ikincisi. İkincisi daha kıymetli çünkü benim müstaharlarım da başlıyor burada. Ne güzel. Yani Ali abi sağ olsun bize şeyin yolunu da veriyordu. Sayfalar sizin. Evet. Yazabildiğiniz yazın ve yazımıza güvenmişti. Hakikaten Allah sizden razı olsun. Yani şurayı eğ, şurayı bük de demediniz. Getir yazıyı. Diyelim Halil Cibran'la ilgili yazı lazım Zeki. Halil Cibran'la ilgili yazmışım. Ya da Emin Maluf'la ilgili yazı. Şimdi okumuyorum. 30 yıl öncesinde işte 30 yıla yaklaştı. Emin Maluf okumuşum, incelemesini yapmışım, vermişim. Tek satırına dokunmadan devam etmiş, yayınlamışsınız. Fakat burada mesela ilk yıllarda sizin yaptığınız güzel bir şey vardı. Rahmetli ölü yazarlarla röportaj yapıyordunuz siz. Evet. O daha önceden yapılmış bir şey midir? Yoksa siz mi ilk yaptınız? Yani daha önce yapılıp yapılmadığını bilmiyorum ama... kitaplardan altını çizdiğimiz satırlara sorular icat ederek, evet, altı çizili satırları, beğendiğimiz satırları tekrar hayata katmaya çalışmıştık o çabamızla. Çok özel çalışmalardı çünkü şeye dönüşüyordu. Siz adeta kabuğunu soyup cevizi veriyordunuz bize. Hani o kitabın içerisinde aranan nedir? Ya bakın işte ben o cevheri buldum, doğru soruyu buldum. İşte Tolstoy'un bir cümlesini alıp oraya koyuyordunuz. O cümleyi ben arayıp tarayıp bulacağım da. Siz bir şekilde bizim önümüze hakikaten artık sorup, soyup kılçıksız balığı getiriyordunuz. Aslında sevgili Zeki Bulduk, ben tattırıyordum. Ve böylece ana kaynaklara gitmelerini istiyordum gençlerin. Çünkü insan iyi bir şeyi tadarsa onun peşine düşer. Yıllar önce daha üniversitede ben okurken Süleymaniye Camii'nin civarında yürürken bir adam önümü kesti, lokum ikram etti. Ben de aldım bir tane yedim. Meğer köşedeki herkese veriyor, geçen herkese veriyor. Şimdi önce ben hani hayrat gibi bir şey zannettim. Hani ölülerin ruhuna falan öyle bir duyguyla ikram ediliyor zannettim ama öyle değilmiş. Orada köşede bir lokumcu bunu yaptırıyormuş. Lokumu tadan gidip o lokumcudan lokum nerede bu lokumcu? Hmm. Evet. Nerede yani, satılıyor diye. Tattırıyor. Benim lokumum iyi demiyor ama tattırıyor. Şimdi benim bütün kitaplarımda sevgili Zeki bu vardır. Alıntılarım tattırma kabiliğindendir. Ana kaynaklara gidilsin diye. Hakikaten zaten kitaplarda altını çizdiğimiz ya da röportajlarda söylediğiniz sözlerde o kadar özel alıntılar var ki son hafta mesela o röportajları okumakla geçti biraz vaktim de. Ben dedim nasıl es geçtim? Yani Ali abi daha önce de anlatmıştı aslında bunları. Yani işte Rilke'nin söylediği bir söz, geçmişe dönük sözlere bakıyorum. Ben bunu es geçmişim. Sanki şey gibi üzerime bir gömleği giymemişim gibi hissettim.
daha önce beğendiğim güzel bir gömleği giymemişim gibi. Siz o kaynakları göstermiştiniz. Gençlerden biraz önce bahsettiniz. Arkadaşlarımdan rica ediyorum, küçük bir videomuz var. Ali abinin özellikle gençlere olan tavsiyesi. Lütfen videomuzu alalım, ondan sonra devam ediyoruz. Yazmaya ilkokulda başladım, ilkokul 3. sınıfta. Şiirle başladım. Okula aşı ekipleri gelmişti. Bütün çocuklar aşıdan korkuyordu. Aşıyla ilgili bir şiir yazdım, böyle yola çıkış. Öncelikle kendileri olmaları, özgünlük yazarlığın ilk adımı ve şunu bilmeleri, kurgulamadan neyi yazarlarsa yazsınlar, başarısızlığa uğrayacaklar. O yüzden hayalle gerçek yan yana yürümeli. Öğrencilerinize özellikle Türk edebiyatında üslupçu yazarlar olarak benimsediğim ve sevdiğim 5 yazarı tavsiye edebilirim. Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sabahattin Ali, Refik Halit Karay, Ahmet Haşim. Bilge Yazarlar Projesi bu vesileyle edebiyat öğretmenleri ile öğrencileri arasında çok sağlam bir söz köprüsü kurulacak. Öğretmenler verdikleri bilgilerin ışığında yazan öğrencilerine daha farklı bir gözle bakacaklar ve onların yazma arzularını teşvik edecekler. Umarım bu proje kapsamında da pek çok edebiyat öğretmeni, yeni Sait Faikleri, yeni Orhan Velileri, yeni Mehmet Akifleri, yeni Sabahattin Alileri keşfederler. Çok hakkaniyetlisiniz abi. Yani herhangi bir mahalle ayrımı yapmıyorsunuz. Yok. Türk edebiyatı bir bütündür. Yani sizin yaptığınızı her nedense işte çok kerli ferli, çok duyulmuş, işte Türk edebiyatı denilince akla gelen popüler isimler, bu isimleri vermiyorlar. Yani siz kendi mahallenizden de söylüyorsunuz, başka mahallenin de, ki zaten bunu kabul etmiyorsunuz. Mesela ben inatla böyle konuştuğum halde siz Türk edebiyatı bir bütündür diyorsunuz. Ben inanıyorum ki sadece bizden değil, her taraftan bu söze kulak kabartması gereken insanlar var. Sevgili Zeki, vardı yani, hala da vardır ama sayıları az, inşallah sayıları çok olur. Hani karşı mahalle falan diyoruz ya, söz konusu edebiyat olduğu zaman iyi şiirde, iyi romanda, iyi öyküde birleşebilecek kişiler var. Bunların sayıları umarım çoğalır. Yine de ümitsiz olmayalım. Ben bu vesileyle rahmetli Enver Ercan'ı anmak isterim. Allah rahmet eylesin. Enver onlardan biriydi. Enver de ayırt etmezdi. Türk edebiyatının bütünlüğüne inanan bir şairdi ve biliyorsunuz Varlık'ın yayın yönetmeniydi. Evet. Varlık dergisinin. Mesela Enver'le bu anlamda en küçük bir ayrılığımız olmamıştır. Biz birçok farklı görüşten yazarlarla yurt dışına gittiğimizde Türkiye'yi temsilen kitap fuarlarında benim en yakın dostum, kol kola işte Paris'i gezdiğim, Londra'yı gezdiğim kişi Enver Ercan'dı. Çünkü Enver Ercan bu ayrıma girmiyordu. O da benim gibi Türk edebiyatını bir bütün olarak kabul ediyordu. Bu anlayışın yaygınlaşması lazım. Biz edebiyat zemininde buluşamazsak hiçbir zeminde buluşamayız. Evet. Dilde buluşamadığımızda evet, bütün hepsi ayrılıyor. Aynı şekilde ben de Adnan Özer'e ve Hasan Öztoprak'a çok teşekkür ediyorum. Uzun süre Gendaş yayınlarında redaktör müsahillik yaptım ve Adnan abinin çağırmasıyla gittim. Evet, onu yani, ben de şey yaparım. Şimdi Adnan Özer de böyledir yani. O da evet. Enver Ercan gibi. Evet. Takıntısı olmayan insanlar, hakikaten edebiyatın yolunda giden insanlar. Bu vesileyle bu program aslında Cumhurbaşkanlığı uhdesinde yapılan bir program. Evet. Ve siz asla ayrıştırmacı değil ve birleştirici de bir dil kullanıyorsunuz. Evet. Ben bu dili zaten 30 yıldır biliyorum. Ali Şükrü Çoruk hocamız Skype'la bağlanıyor bugün. Evet. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese merhaba diyoruz. Özellikle Ali Ural Bey'e. Kusura bakmayın. Bir kongre sebebiyle İstanbul dışındayım. Edirne'deyim. Edirne'den uzaktan katılıyorum. Biraz bağlantıda acemiliğimden kaynaklanan
bazı arızalar yaşadık ama sağ olsun teknik ekip çok çabuk bir şekilde meseleyi çözdü. Bağlanmaya çalışırken aslında da baştan itibaren sizi de dinliyordum. Yani çok güzel de gidiyorsunuz. Keşke ben hiç müdahale etmesem. Estağfurullah hocam, dört gözle bekliyoruz sizi. Karşılıklı güzel güzel konuşsalar da ben de dinlesem diyordum. Ali Bey'e öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk diyorum. Kıymetli Davet hocam. Bizi kabul ettiğiniz için bu akşam hakikaten güzel bir sohbet olacak. Çünkü kendisine edebiyata adamış, vaktinin mesaisinin büyük kısmını edebiyata adamış, edebiyata harcayan, harcamaya devam eden birisiyle bu akşam programımızı yapacağız. Pek çok sorular hazırladık size sormak üzere. İnşallah bu sorulardan da, bu soruların cevaplarından da izleyicilerimiz faydalanırlar. Tabii Ali Bey'in son çıkan bir kitabı, Kağıda Sarılar Rüzgar kitabı. Çok teşekkür ediyorum buradan imzalayıp da gönderme zahmetinde bulunduğunuz için. Bu kitabı da içinden seçtiğiniz bazı şiirler var. Benim üzerinde durduğum bazı şiirler olacak. O vaktimiz kalırsa o şiirlerden de Ali Bey'e sorular sormak isterim. Evet, benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ben sizin o tatlı sohbetinizi bölmeyeyim. Kumanda Zeki Bey'de. Estağfurullah hocam. Yani o sizin hazırladığınız sorular üzerinden devam edelim. Arada ben tabii sormak istediğim şeyler olunca da soracağım. Teşekkür ediyorum hocam. Katıldığınız için çok mutlu oldum. Yani inşallah bağlantı kopukluğu olmaz dedim. Sizin varlığınız hem bilgi olarak hem de cesaret olarak bizi heyecanlandırıyor ve iyi ki varsınız. Madem öyle bugünkü bölüşümü bu şekilde yaptık. Siz son kitaptan şiirler üzerine gideceksiniz. Ben de biraz dağınık da olsa bazı sorularla ilerlemeye çalışacağım. Şimdi Ali abi, ben sizin kitapları getirdim. Fakat bu kitapların hiçbirisi bana ait değil. Hepsi, çok teşekkür ediyorum, kıymetli öykücümüz Leyla Turan'a ait. Ondan rica ettim, kitaplarını verdi, dostlarımız görsün diye. Tabii kitapların tamamı değil, yarıya yakını burada. Benim de neden yok. Biliyorsunuz ben öğretmenlik yapıyorum. Sizin 99 ve 2000 yılında Körün Parmak Uçları ve yine o dönemde... Kuduz aşısı. Kuduz aşısından önce. Posta kutusundaki mızıka. Hı hı. O yıllarda çıkıyor. Şimdi ben onlardan aldım. Yayın evinden de aldım. Sizin hediyelerinizi de aldım. Çocuklara verdim ve çocuklar çok sevdiler. Özellikle bu iki kitabı. Sevene dedim, senin olsun, hediye ediyorum. Yani arkasından gelenlerde de yine aynı şekilde şunu gördüm. Sizin üslubunuzu, dilinizi gençler çok seviyor. Yani özellikle böyle 15-16 yaştan itibaren başlayan bir çizgi var. Bu üslubu çok seviyorlar. O yüzden bende kitaplar kalmadı. Ben bu süreç içerisinde aldığım notlardan yola çıkarak belki de direktmen artık Boğaz'dan gireceğiz. Peygamberin Aynaları eserinizden yola çıkarak siyer yazımı, imani önderlerin hayatları, klasik siyerler insan yüreğine dokunmuyor mu? Neden böyle bir eser yazma gereği duydunuz? Peki. Yani aslında... Klasik olan nedir? Yazarlık serüveninizi anlatın demektir ama. Yok böyle daha iyi. Ben çünkü bu üslubu böyle daha iyi. Çok şaşırtıcı çünkü ve etkileyici buldum. Yazarlık serüvenimizi birçok yerde anlattık. Evet, evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bilgi iletişim için yetmiyor. Asıl olan bizim edebiyat vasıtasıyla yüksek seviyede bir iletişim kurmamız. Bilgi tek başına bunun için yetmiyor. Bilgi seçme istiyor aynı zamanda. Bütünlük istiyor ve sunum tarzı istiyor. Hem bilgiye hakim olmanız gerekiyor. Hangi konuda yazacaksanız bu bir. Fakat hakim olmanız yetmez bilgiye. O bilgiyi içerisinden bir seçim yapmanız gerekiyor.
ve seçim yaptığınız bilgiler arasında bir bütünlük kurmanız gerekiyor. Ve bundan sonra da bu bütünlüğü de sağladıktan sonra bunu edebiyatın imkanlarından faydalanarak insan kalbine eriştirmeniz gerekiyor. Böyle bir çalışma, yani bütüncül bir çalışma istiyor bizden. Ben hangi ölçüde yapabildim onu bilmiyorum ama bunu yapmaya çalıştığımı söyleyebilirim. Ama bu söylediğiniz şeyde hakikaten çok etkili bir yön var. Yani bilgi değil. Evet, bilgiye erişmek isteriz. Bilginin insanı güçlendiren bir tarafı var. Fakat o iletişime geçmek, o bilmek istediğimiz şeyle iletişime geçmek, etkileşime geçmek. İşte Hazreti Peygamber'in namaz kıldıramayacak durumda hasta olması. Siz onu görüyorsunuz ama oradaki hadis-i şeriften başkaları şeyi çıkartıyor. Ya Hazreti Ebu Bekir'e imamlık verdi, onu konuşalım diyorlar. Halbuki orada başka insani bir şey var. Hazreti Peygamber hasta. O hastalığa dikkat çekmeniz ya da işte 33 ayna var aslında orada. 33 an yakalıyorsunuz. Herkesin başka bir şekilde baktığı yere siz diyorsunuz bir de şuradan bakabiliriz. Bu çok kıymetli. O yüzden ben özellikle Peygamber'in aynalarının siyer yazımında belki de nokta atışı etkili olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu baştan sona bir doğumdan irtihale olan hikaye değil. O şekilde değil. Yani sahneler şeklinde. Evet. Biz bir insanı anlatırken aynı zamanda onun çevresini de anlatmak zorundayız. Yani bir fotoğrafta, yani Zeki Bulduk yakınlarıyla, dostlarıyla bir fotoğraf çekilmiş. Ben oradan Zeki Bulduk'u makasla oyup çıkartamam. Evet. O yanındakilerle birlikte Zeki Bulduk'tur. Yani bu görüntü, bu resim aslında bütün resimdeki parçalarla birdir. Elbette. Bu bir Lego gibidir. Çıkartıp atamazsınız. Evet. Ya da işte yani bir bütün olarak gibi bakmamız lazım. Doğru. Yani biz sevgili peygamberimizi anlatmak için onun nurunun yansıdığı aynaları da görmemiz lazım. Hepsini bir arada görmeye çalışmamız lazım. Öyle bir çabaydı. Yine kitaptan hatırladığım kadarıyla ve bir röportajınızda da kullanıyorsunuz. Hazreti Hüseyin'in mübarek başının nereye defnedildiğini hala tartışıyor Müslümanlar. Boşluk bırakıyoruz. Hayır hayır, mezhebi ve meşrebi ne olursa olsun bütün Müslümanların omuzlarının üstünde olduğudur. Yani aslında biz sorumluluktan kaçıyoruz ya da işin teferruatına gidiyoruz. Şurada mıydı, burada mıydı? Mezar-ı Şerif'te görev yaptığım süre içerisinde oradaki insanlar şeye inanıyorlardı. Hazreti Ali'nin kabri burasıdır. Çünkü orada da kabir var. İşte Necef'tekiler de inat ediyorlar. Yani yıllar öncesinde Sadi, Hafız bununla ilgili şiirler yazmışlar. Yahu güneş diyor herkese aynı şekilde ışığını verir. Siz de bir şekilde bunu söylerken zaten aslında siz bir omzunuzun üstüne bakın bakalım. Belki de Hazreti Hüseyin'in başını taşıyorsunuz. Yani orada burada aramaya gerek yok. Sorumluluğa dair yazıyorsunuz. Yani bir şekilde sorumluluğa dair ama nasihat etmeden ya da azarlamadan yazıyorsunuz. Bu yüzden posta kutusundaki mızıkayı sormak istiyorum. Posta kutusundaki mızıka, sevgili dost derken kimlere seslendiniz? Tabii ki öncelikle okura seslenmek istedim. Kitabı eline alan okur, doğrudan muhatap olarak kendini yazarın muhatabı ve dostu olarak görsün istedim. Bu yüzden sevgili dost sıcak, çok sıcak geldi. Fakat hitap ne olursa olsun hitabın altında ne söylendiği çok önemli. Yani sadece okurumuza sevgili dost dediğimiz için onu, o metni okur kucaklamadı. Metnin içeriği de dostluğu oluşturan kimyayı taşıdığı için bütünleşti kitapla. Fethi Gemutluoğlu'yla yolculuğunuz oldu mu? Yani onun hikayelerini dinledim. Keşke olsaydı.
Fethi Gemuhluoğlu hikayelerini dinledim ve çok ruhumla, hareket tarzımla çok örtüştürdüm. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. O da insan seçmeyen, bu memleket için faydalı olacağına inandığı herkesin yanında olmaya çalışmış. Ve dostluğa da çok kıymet vermiş. Evet. Bu vesileyle onu da rahmetle anmış olalım. Allah rahmet eylesin. Zaten siz sevgili dost diye seslenirken ben de hep iki isim çağrışıyordu o zamanlar. Fethi Gemuhluoğlu ve Samiha Ayverdi. Malum Samiha Ayverdi'nin Dost adlı çok tatlı bir kitabı var. Ve onun dışında mektupları var. Ömrü mektup yazmakla geçmiş. Şimdi mektup türüne karşı da büyük bir yakınlık diyorum. Madem sevgili dosttan girdik, o zaman biraz geçmişe doğru gidelim. Ankara, lise yılları, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile bir anınız var zannedersem. Bunu nereden öğrendiniz? Evet, Allah rahmet eylesin. Ben Ankara Atatürk Lisesi mezunuyum. Evet. Bizim hemen okulumuzun yanında ülke ocakları vardı. O zaman Muhsin Yazıcıoğlu Bey de oranın genel başkanıydı. Evet, bir bunlar zor yıllardı tabii. Evet, zor yıllardı. Herkesin slogan attığı bir zamanda siz kitap ve edebiyat bizi birleştirir diye slogan evet, atıyordunuz. Evet, yani ben eller silah değil kalem tutmalı diye meşhur slogan. Talebeye böyle slogan attırıyordum. Ondan sonra Muhsin Bey de çağırdı beni, sen böyle mi yapıyorsun diye. Evet dedim, omzumu okşadı, gönderdi. Yani bunun ne kadar önemli olduğunu, kalemin ne kadar önemli olduğunu, kitabın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyordu. Allah mekanını cennet etsin, şehittir. Amin. Zaten cennettir mekanı da, cennetin de şeyleri var, katları var. Allah en yüksek katında ağırlasın. Amin. Cengiz Han Orakçı'nın bu vesileyle bol selamı var. Bunu da arada söylemiş olayım. Ve aleyküm selam. Ona da muhabbetle. Yine dostlardan gidersek, zannedersem ilk profesyonel olarak şiiriniz Mavera Dergisi'nde çıkıyor. Doğru mudur? Doğru. Cahit Zarifoğlu'yla olan münasebetiniz nedir? Yani bir muhabbet oldu mu? Şöyle bir ilişkimiz oldu Cahit Bey'le. Ben üniversite öğrencisiyken Suudi Arabistan'da, o zaman ben yüksek öğrenimimi yapıyorum. Bir Cahit Zarifoğlu'nun arkadaşı olduğunu sonradan öğrendiğim bir mühendis beyefendi, Alpay Bey. Burada Türk öğrenciler varmış diye üniversite yurduna geldi. Bir çayların içildiği bir geç vakitlere kadar edebiyatın konuşulduğu bir gecede yazdığım şeyleri görmek istedi. Ben bu de, Suudi Arabistan'da oluyor değil mi? Evet evet. Öğrenciyken, orada oluyor. Üniversite yılları. Evet evet, üniversite yılları. Ve dedi ki bu şiirlerini ben alabilir miyim? Hani okusam getirsem sana falan, olur dedim, verdim. Sonra benim haberim olmadan Cahit Zarifoğlu'na göndermiş. Ben Cahit Zarifoğlu'ndan bir mektup aldım. Mavera zarfıyla, köşesinde mavi damgası olurdu Mavera. Evet. Zarfın üstünde saklıyorum hala. O mektupta sen de bir imza sahibi olacaksın diyordu. Ve benim Öfkeli Çocuklar adlı şiirimi bastığını söylüyordu. Benim Mavera'da Zarifoğlu tarafından yayınlanmış şiirimdir Öfkeli Çocuklar. Öfkeli çocukların sanki o öfkesi kalmadı. Hakikaten ben sizin üslubunuzda daha munis, daha ağır akan bir su ama yerleşe yerleşe, toprağa yerleşerek giden bir ses gördüm. Bunu yıllardır hissediyorum. Madem biraz hüzünlü bir yere gittik, Suudi Arabistan'da 7 yıl. O 7 yıl nasıldı? Benim zihnimde canlanan Saint-Exupéry'nin uçağının işte çölde kalması ve daha sonra Küçük Prens'le karşılaşması, yani zihninde bir şekilde onu dünyaya getirmesi, Kale romanının ortaya çıkması. Yine aynı şekilde Ali Şeriati'nin Paris'te eğitim sırasındayken kendisini çok yalnız hissetmesi ve orada meşhur bir cümle söylüyor. Aşk uzak bir ülkede dildaş aramaktır sözünü Paris'te söylüyor. Fanon'un öğrencisi, Sartre'ın öğrencisiyken söylüyor ama hep bir parka gidiyor. Ve orada içine kevir konuşmaları, yani çöl konuşmaları geliyor. Sizin Arabistan'ınız, sizin çölünüz nasıldı?
Evet. Şimdi çöl ve edebiyat birbirine çok yakın. Çöl bütün kalabalıklarından arınmış bir alan. Ağaçtan arınmış, binadan arınmış ve engellerden arınmış, uçsuz bucaksız bir alan çöl. Çölle ilgili bu yüzden edebiyatçıların birçok metaforu vardır. Mesela Türk edebiyatında Sabahattin Ali'nin Kurtarılamayan Şaheser diye harikulade bir öyküsü vardır. Kurtarılamayan Şaheser'de bir şair var. O şairin sevdiği bir kız var. İstiyor ki şiirlerini beğensin. O vesileyle bir aralarında köprü kurulsun. Fakat kız onun şiirlerini beğenmiyor her seferinde. Ne var ki senin yazdıklarında diyor. Ve gerekçe olarak şunu söylüyor. Ben de seninle birlikte senin gittiğin yerlere gitseydim, ırmaklara, ormanlara ve başka yerlere, senin gördüklerini ben de görmüş olacaktım ve ben de yazabilirdim onları. Yani şunu demek istiyor, sen benim göremeyeceğim neyi gördün? Muhteşem. Ve bu Kurtarılamayan Şaheser'de şairin bu şekilde denemeleri var. Birinci deneme, ikinci deneme. İşte dünyayı geziyor, ırmaklara gidiyor, ormanlara gidiyor, başka yerlere gidiyor. İşte bilge insanlarla konuşuyor, edebiyatçılarla konuşuyor, şairlerle. O şiiri, o büyük şiiri arayabilmek için. Ve nerede buluyor biliyor musunuz? Çölde. Çölde her şeyden arınmış o alanda, o yalınlık içerisinde mahrumiyetin içinden fışkırıyor şiir. Şiir o yüzden varlığın değil, mahrumiyetin nişanesidir. İşte ben bunu işte siz bitirin cümlenizi bitirin ben şey yapmayacağım. Peki. Hocam şey yapmış. Evet. Tamam bu tarafa. Buyurun hocam. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Yani şiirin, şairin yeteneğinin ortaya çıkması açısından bir mekan, bir metafor olarak çöl. Aynı şekilde daha da sizin şiirlerinizde çölün yüklendiği anlamları da yüklüyor. Mesela son yazdığınız şiir kitabında okuma biçimleri şiirinde bunu görüyoruz. Yani diyorsunuz ki dağı okumanın yolu yoktur, tırmanacaksın. Yani orada da bir arınma arzusu, bir dünyevi zevklerden, hislerden arınma arzusu da dağa tırmanırken şair açısından gerekli olduğunu, şiir açısından gerekli olduğunu, fazlalıkların atılması noktasında gerekli olduğunu açık bir şekilde okura gösteriyorsunuz. Harflerden de burada bir hurufilik yok elbette. Harflerden de kapital A yani büyük A'yı dağa benzetiyorsunuz. Yani çok ilgimi çekti ve çok da hoşuma gitti. Fakat bu A işte matbaacılar bilir, yayıncılıkla uğraşanlar kapital olarak diyor. Ama kapitalistlerin eline düşerse farklı bir manada kazanacaktır. Ben bunu eklemek istedim. Çöl deyince aynı çölün fonksiyonuna benzer bir şekilde daha da sizin şiirinizde bir arınma, bir temizlik, bir fazlalıklarından kurtulma anlamında bir imge olarak ön plana çıkıyor. Hocam çok teşekkür ederim bu dikkat için. Bana Necip Fazıl'ın bir şiirini hatırlattınız. Al eline bir değnek, tırman dağlara şöyle, şehir farksız olsun tek, mukavvadan bir köyle. Uzasan, göğe ersen, cücesin şehirdesen, bir dev olmak istersen, dağlarda şarkı söyle.
Allah rahmet eylesin Necip Fazıl'a. Tabii daha hocamın işaret ettiği gibi aynı zamanda bir arınma merkezi. Yani sevgili peygamberimizin dağa gitmesi ve orada o Hıra'da tefekküre dalması ve Cebrail aleyhisselamın oraya gelmesi, vahyin ilk orada gerçekleşmesi ve orada kendisine oku denilmesi. Hepsi dağda gerçekleşiyor. Hepsi bunun dağda oluyor. O yüzden dağlar aynı zamanda Yüce Allah'ın yeryüzünün dengesini kurmak için toprağa çaktığı görkemli çivilerdir. O yüzden kıyamette dağlar uçuşur. Dağlar uçuşuyorsa her şey bitmiştir zaten. Ben şimdi zaten Necip Fazıl'ın şiirini okuduktan sonra dağılalım arkadaşlar diyecektim. Yani artık sözün özünü de söylemiş oldunuz. Fakat iki şeye temas etmem lazım. Bir, siz çölü anlatırken Baba Aziz filminin içerisinde gidiyormuş gibi hissettim. İkincisi, Exper'in o meşhur sözü geldi aklıma. Yani çölü güzel gösteren içinde bir kuyu hayalidir. Şimdi o kadar somut anlattınız ki hakikaten o kuyuyu bulacakmış gibi yürüdünüz. O kadar güzel gösterdiniz ki mesela Baba Aziz'de de öyle. O çölde sonsuz bir yürüyüş var. Yani birçok insan şey der, insan bu çöl bir şey yok. Ama siz o kadar inandırıcı anlattınız ki o çölde kesin bir şey var. Şimdi hocamızın da çok dikkatli bir şekilde o dağ metaforunu ortaya koyması çok, çok ve sizin zaten dikkat. Eserlerinizde telmih gizliden gizliye çıkıyor ortaya. Yani mesela o dağdan oraya geleceğinizi hissettim. Hazreti Peygamber'in dağa çıkması. Yine Hazreti Musa'nın Tur-i Sina'ya çıkması. Aynı şekilde orada Rabbinden ayetler alması. Ya da Hazreti İsa'nın işte güya çarmıhla Golgota'ya çıkması. Yine bir tepe. Bir dağ arınma havasını veriyor. Ben şeyi sormak istiyorum. Belki sormak da değil, aslında dikkatimi çeken bir şey. İlahi metinlerin içerisindeki o hadiseler bir şekilde sizin yazınızda gösteriyor kendisini. Yani bu haller ya da işte peygamberin aynalarında olduğu gibi. Ama klasik anlamda gözükmüyor. Klasik anlamda işte bir dinler tarihi gibi karşımıza çıkmıyor. Neden böyle? Yani daha önce gerçi şeyi de söylemiştim size. Yani işte Batı edebiyatından Doğu edebiyatı dövüşmeden, kavga etmeden sizin metninizde karşımıza çıkıyor. Şimdi hikmet babında bir dövüşme yok, harman var ama bizim dövüştüğümüz yerler de çok sevgili Zeki Bulduk. Yani beni böyle çok Halim Selim, çok yumuşak zannetmeyin. Yani Mehmet Akif bizim önderimiz edebiyatta. Şairleri, yani bir şair olarak kendimizi ona nispet etmek isteriz. Yani iş medeniyetlerin çarpışmasına gelince olayın rengi değişir. Aslında tam da ben şeyi arıyordum. Zaten bazı röportajlarda hakikaten o dili kurduğunuzu görüyoruz. Yani onu söylüyorsunuz. Bir tarafım var. O net bir şekilde hakikatin tarafında olduğunuzu. Mimesis, yani Batı'nın sanat algısı ve ilahi sanat algısı ya da işte inanan insanın sanat algısı. Bunu nasıl tartıyorsunuz? Batılıların mimesis anlayışına nasıl bakıyorsunuz? Evet, şimdi mimesis tabiatı birebir taklit etme sanatta tabiatı ne kadar iyi taklit edebilirse bir varlık ortaya koyma şeklinde mimesisi anlıyorum. Sanat ise tabiatın birebir kopyası değil, tabiatı birebir aktarmak değil, tabiatın belki bir köşesini derinleştirmek, boyutlarını artırmak, yeni bir gerçeklikle
yeni bir karışım olarak sunmak demektir. Bu anlamda ben Sezai Karakoç'un çabalarını da çok kıymetli buluyorum. Allah rahmet eylesin. O sanatçının eşyayla karşılaşması, varlıkla karşılaşması, sonra o varlıkla bir mübarezeye, yani bir çatışmaya girmesi ve o çatışmanın sonucunda yeni resimler, yeni sanatsal atmosferler elde etmesi olarak görüyor gerçek sanatı ve bu çatışmaya girmeyen, tabiatı birebir kopya etmeye çalışan kişiyi de sanatçı olarak görmüyor. Korkmuş, arkasını dönmüş ve gitmiş olarak anlatıyor bize. Aslında Batı'da da tabiata tam bir saf teslimiyet yoktur. Mesela Oscar Wilde'ın bir meşhur hikayesi vardır. Bir oduncu hikayesi. Oduncu ormana gider. Fakat ormanda işte odun keserken bir de bakar. Yani bir şeyler görmek ister ama ormanda yeni bir şey. Çünkü anlatma köylüleri anlatacak. Ormanda ne gördüğünü anlatacak. Hiçbir şey göremez ve odununu keser, köye iner, köylüler etrafını sarar. Ne gördün derler bugün ormanda? Perileri gördüm, dans ediyorlardı der. Halbuki bir şey gördüğü yok. Sonra tekrar ormana gider bir başka gün. Gene hiçbir şey görmez. Dönüşte köylüler sarar etrafını. Ne gördün? Cinler ateş yakmıştı. İşte şöyleydi. Bunları anlattılar. Köylüler aa falan, hayretler içerisinde. Ve bir gün ormana gider ve perilerin gerçekten dans ettiğini görür. Ve o gün köye döner, köylüler etrafını sararlar. Bugün ne gördün derler. Bugün hiçbir şey görmedim der. Diyor ki Oscar Wilde, çünkü diyor görülen şeylerin diyor anlatılmaya değer bir tarafı yoktur. Buradan kasıt görünenden görünmeyene gitmektir. Sanat böyle bir yolculuk. Görünen de şart. Çünkü görünen olmazsa oradan sıçrayacak bir trampolininiz olmaz. Bir yerden sıçramanız gerekiyor. Bunun için modele ihtiyaç var. Ve Voltaire'in şöyle bir anısı var. Bir ressam diyor, diz çökmüş, Tanrı'ya şöyle dua ediyordu. Tanrım, beni modelden kurtar. Modelden kurtulmak, modeli yok saymak değil. Modelden kurtulmak, modelden sıçrayarak yeni bir modele ulaşmak. Hangi cümleyi diyeceğimi şaşırdım şimdi abi ben. Yani sizin hakikati dışlayarak inşa edilen sanatın ömrü azdır diye bir sözünüz var. Öbür taraftan biraz önceki değindiğiniz nokta üzerinde görünen görünmeyeni tefsir etmek içindir adeta. Evet. Şerh etmek, evet. Açıklamak evet. İçindir. Yoksa görünmeyeni nasıl izah edeceksiniz ki? Hani tabii. Belki Batılılardaki en dürüst yaklaşımdan mimesisi bu şekilde ele almak mümkün iken imani cepheden baktığımızda ise hakikat aslında tabiatta bir şekilde kendisini şükür olarak ortaya koyar. Su olarak, ağaç olarak. Şifa olarak ortaya koyar. Aslında bir şekilde bunu anlatıyorsunuz ama hakikati dışlayarak inşa edilen sanatın ömrü azdır. Bunu şerh etmenizi isteyeceğim. Tabii ki, estağfurullah. Şimdi ben Ahmet Haşim'i şair olarak çok severim. Nesirlerini de çok severim. Gerçekten Türk şiiri Ahmet Haşim gibi bir şairi olduğu için ve Ahmet Haşim gibi bir işte nesir yazarı olduğu için gerçekten bahtlıdır. Bununla beraber Ahmet Haşim'in bir cümlesine itiraz ederim. O şairi tarif ederken biliyorsunuz
Bir günün sonunda arzu diye bir şiiri var. Evet, şu evet. Akşam, yine akşam, yine akşam, göllerde bu dem bir kamış olsam. Şimdi bu şiiri yazdı, ortalık karıştı. Dediler ki ya ne demek göllerde kamış olmak? Yani şair ne demek istiyor burada falan gibi itirazlar oldu. Hatta Orhan Veli de alay etti kendisiyle. Gölde kamış olmaya nispet olsun diye rakı şişesinde balık olsam dedi. Evet. Şimdi ortalık karıştı. Oralara fazla girmeyeceğim. Ama şuraya girebilirim. Ahmet Haşim daha sonra bir yazı yazdı ve Dergah dergisinde, o zamanki Dergah, yayınladı. Ve şiirde mana ve vuzuhtu bu yazının ismi. Şimdi bu yazıda diyor ki şair ne bir hakikat habercisi diyor. Yani şair bir hakikat habercisi değildir. Evet. Ben de diyorum ki hayır, şair bir hakikat habercisi olabilir diyorum. Yani bütün şairlerin hakikat habercisi olduğunu söylemiyorum. Ama şairin hakikat habercisi olma tarafının son derece kıymetli olduğunu söylüyorum. Şimdi geriye gidelim. Daha peygamberlik gelmeden Arapların biliyorsunuz panayırları vardır. O panayırlar hem ticaret panayırları, geçmişten söz ediyoruz. Evet. Hem de sanat panayırları. Ukas panayırı da bunlardan biridir. Abi burada zaten Ali hocamız da devreye girecek. Çünkü biz bir programımızda Ahmet Haşim'in bu yazısı üzerine uzun bir sohbet gerçekleştirdik. Ukas panayırında bir ara verelim. Peki. Girdiğimiz anda hem Ali hocamızla birlikte o Ahmet Haşim üzerine ve sizin de dediğiniz gibi Hazreti Peygamber dönemindeki şiir algısı üzerinden, ondan öncesi özellikle devam edelim. Sevgili seyirciler, Ali Ural ağabeyimizle sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Merhabalar sevgili seyirciler. Mürekkep Damlaları programı kaldığı yerden devam ediyor. Fakat program benim için hakikaten hem duygusal hem kıymetli hem de hak yemeden acaba konuştuğumuz yazarı nasıl incitmeden anlatırız, nasıl doğru anlatırız onun derdindeyim. Çünkü Ali Ural sadece bir şair değil, bir denemeci değil, bir yaratıcı yazarlık atölyesi hocası değil, akademisyen değil ama bunların hepsi. Bir taraftan tabii ki benim için daha değerli olan bir yayın evi var ki o yayın evi bir okul. Şule Yayınları. Şimdi konuyu da bölmek istemiyorum ama en azından girizgahta anlatmadığım yerlere böylece değinmiş olmak istiyorum. Özellikle Suudi Arabistan'daki 7 yıllık eğitimi, daha sonra gelmesi, pederinizin kıymetli bir yazar olması ve bir alim olması, Küçük Şeyler adlı kitabı mesela. Küçük Şey Yoktur. Küçük Şey Yoktur, affedersiniz. Estağfurullah. Yani mesela sizinkilerden önce, sizin eserlerinizden önce onu okuduğumda ki daha lise talebesiydim, birinci ya da ikinci sınıftaydım. Benim için çok tatlıydı onlar ve daha sonra o kitabı yazan kişinin oğlu benim rehberlerimden birisi oldu. Yazı dünyamda, görgü dünyamda önderlerimden birisi oldu. İşte babanızın çıkartmış olduğu Şule Dergisi yıllar öncesinden. Evet, doğru. Ve Nurettin Topçu başyazarı o dergi. Evet, Nurettin Topçu'nun da içinde olduğu ve bakıyoruz evet. Şule ismi oradan devam ediyor. Bir ışık devam evet. ediyor. Hatırşınas bir insansınız. Yani estağfurullah şekilde... ben hep o derginin, babamın çıkardığı derginin yarım kalması, işte çok az çıkmış. 8 sayı çok etkili olmuş ama... İşte 8-9 sayı çıkabilmiş. Onun üzüntüsünü yaşadığım için. Yayın evinin ismini. Yayın evini ben kurdum. Evet. Şu adını o yüzden Şule koydum. Babam o zaman sağdı. Yani. Allah rahmet eylesin. Sevinsin istedim. Çünkü Şule dergisinin son sayısının arka kapağında kapağına Nurettin Topçu'dan babam bir söz istiyor. Diyor ki. Derginin son sayısı artık çıkmayacak. Bir cümle yazar mısınız? Bunun üzerine Nurettin Topçu, yeni doğuşlara hazırlanan dünyada her sabah yeni bir şule parlayacak diyor. Her sabah. Evet, evet.
Allah ve Allah. Ve o basılıyor derginin son sayısının arka kapağına. Ben Nurettin Topçu'nun o işareti tecelli etsin istedim ve yayın evinin adını Şule koydum o yüzden. Hakikaten çok güzel bir bağlantı olmuş ve bir taraftan Sibel Eraslan'ın bir yazısında geçiyor. Sizin Peygamberin Aynaları adlı kitabınızı bir değerlendirme yazısında. Orada diyor yazarın kendi aklına gelmemiştir diye bir şerhi var. Bu hak tarafından söyletilmiştir adeta dercesine. Şimdi bu da sanki öyle. Nurettin Topçu'nun ağzından hatta hak tarafından söyletiliyor. Evet. Yani her gün bir Şule doğacak. Evet, her gün o yayın evi kapısını açtı. O yayın evinden belki 100'e yakın yazar çıktı. Doğru. Yani irili ufaklı demeyeceğim, bu kaba bir ifade ama hakikaten herkes bir söz alıp çıktı. Bu yüzden benim yazı tarihimde, benim yazı tarihimde ve son dönem 35 yıllık bir geçmişe baktığımızda Türk Edebiyatı'nda Şule yayınları ayrı bir yere sahip. Hüseyin Su'nun, Hüseyin Su'nun, Ömer Lekesiz'in, İsmet Özel'in isimlerinin geçtiği, çok kıymetli isimlerin geçtiği, genç yazarların olduğu mükemmel bir yayın evi. Daha ne diyeyim bilmiyorum ki. Biz geriye dönsek diyorum. Geriye dönelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Fakat hocam sanki size söz hakkı doğdu gibi geliyor bana. Ali abimiz daha önce programımızda da bahsetmiş olduğumuz Ahmet Haşim'in yazısına bir nazire yaptı. Bir gönderide bulundu. Doğru. Oradan bir ekleme yapmak isterseniz eğer sizden eklemenizi alalım. Ali Ural kaldığı yerden Hazreti Peygamber döneminde şiire bakış ve Hazreti Peygamber öncesinde şiire bakış. Orayı tuttum, orayı bırakmıyorum. Oradan devam ederiz. Evet. Tabii 19. yüzyılla ortaya çıkan estetik özellik, yani şiirin, sanatın işte anlamdan farklı olması, realiteyi ifade etmede bir görevinin olmadığının düşünülmesi, şiirin bir araç olarak kullanılmaması gerektiği düşüncesinden hareketle işte sembolistler ve sembolistlerden etkilenen Cenab-ı Şahabettin ve Ahmet Haşim gibi Türk edebiyatçıları da bu düşünceyi benimsediler. Yani Ali Bey'in de ifade ettiği üzere şair bir hakikat habercisi olamaz. Böyle bir yükümlülüğü yoktur. Ancak bu şiirin sonuçlarından birisi olarak, yani hakikat şiir ilişkisi, anlam şiir ilişkisi, şiirin sonuçlarından birisi olarak düşünülebilir tezini savundular. Elbette bu düşünceye saygı duymakla beraber bu düşünce tamamen tartışılmaz. Ondan sonra şiir tarifi budur diye kabul edilebilecek bir düşünce de değil. Zaten edilmedi. İşte Sezai Karakoç'ta görüyoruz, Necip Fazıl'da görüyoruz. Şiir hakikat ilişkisi, şiir toplum ilişkisi hiçbir zaman ayrı düşünülmedi bu şairler tarafından. Zaten toplumcu gerçekçiler zaten hiçbir zaman kabul etmediler bunu. Dolayısıyla evet, saygı duymakla beraber Ahmet Haşim'e tıpkı ben de Ali Bey gibi şiir hakikat, şiir toplum ilişkisinin Ahmet Haşim'in çizdiği sınırlar içerisinde tamamen birbirinden farklı alanda değerlendirmesine hoş bakmıyorum. Buradan isterseniz ben söz almışken Ali Bey'in bir poetik bir metni üzerine, poetik bir şiiri üzerinde şair hakikat ilişkisi, şair toplum ilişkisi bağlamında oraya geçmek isterim. Şairin ölümü, yani Baudelaire'in Albatros şiirini de hatırlatacak şekilde Kağıda Sarılı Rüzgar kitabında yer alan beğendiğim şiirlerden birisi üzerinde durmak ve sizlerin de görüşlerini almak isterim. Burada birkaç mısra okuyacağım. Zaten az önce hakikatle olan ilişkisinin olması gerektiğine inandığını söylemişti bize. Bunun poetik bir karşılığını da görüyoruz bu şiirde. Dünyaya kazık çakacaktı işi olsaydı dünyayla. Dünyadan başka işi yok, dumanı görünmüyor.
Yani şair dünyaya karşı, diğer insanlara karşı hakikat temelinde sorumluluk yüklenen, mesuliyet yüklenen kişidir. Ahmet Haşim bu sorumluluğu duymuyor. Fakat Ali Ural'ın şairi dünyadan başka işi yok, dumanı görünmüyor. Yani dünyayı kendisine dert etmiş ve içten içe yanmaktadır. İçten içe yanan bir kimsedir. İnsanlara hakikate ulaştırmak isteyen, onun için çabalayan ve kendi kendisini yakan birisidir şair. Omuzlanmayacak şair, dünya kadar borç omuzlarında diyor. Evet, borç bini geçince her gün şiir yazılır. Yani şair aynı zamanda dünyanın, insanın yahut fıtratın kendisine yüklediği bir vazife doğrultusunda şiir yazar. Yani bu hakikati gösterme yolunda şiiri yazar. Bunu ister istemez bu onun bu onun omuzlarında bir yüktür. Dolayısıyla şairin ölümünden sorumludur yeryüzü halkı. Yani bütün insanlar kendisine gerçeklerin de hakikatlere ulaştırmaya çalışan şairlerin ölümünden, vefatından sorumludur şeklinde ifade ediyor. Tabii bir Şinasi'ye de göndermesi var. Şinasi'nin biliyorsunuz meşhur şair evlenmesi komedisi söz konusudur. Artık belli bir noktadan sonra modernliğin bir tarafıyla beraber artık şairler yahut şiirle ilgilenenler de eleştiriye tabi tutulacaktır. Çeşitli şair tipleri. Oradaki Müştak Bey'i biliyoruz, Şair Efendisi'ndeki bayağı komik bir şiir. Yani şair tipi zaten belli bir dönemden sonra da edebiyat yapma diye bir tabir de dilimize maalesef girecek. Yani bu şiirin ve edebiyatın zaman içerisinde nasıl düşünüldüğünün de toplum tarafından bir ölçüsü olsa gerek. Dolayısıyla şairin komik taraflarını yahut şairi komikleştirmek yerine şairin ölümünü yazmak, şairin misyonu üzerinde durmak gerektiğini söylüyor Ali Ural. Ve son şiirin son iki mısra da çok güzel. Rabbim koru kelimelerimi yağmacılardan. Yani kelimenin hakkını, bir dilde kelimelerin hakkını, haysiyetini koruyacak, onun gerçek hakkını verebilecek kesim edebiyatçılardır. Edebiyatçılar içerisinde de şairlerdir. Dolayısıyla bu kelimeleri de yağmacılardan korumak, kurtarmak vazifesi de şairlere yüklenmektedir. Kapanmasın gözlerim, dünya altında kalacak diye de bitiriyor şiirini. Dolayısıyla şairin böyle bir misyonu var. Topluma karşı hakikatleri ulaştırmaya. Belki sanat hakikatin kendisi olamaz ama hakikate nasıl ulaşılacağını insana gösterebilecek, insanlara gösterebilecek en iyi yollardan birisidir. Yani şiir her şey değildir ama hiçbir şey de demek değildir diyemeyiz şiire. Bir ara yerde çok önemli bir misyon yüklememiz gerekiyor. Sanırım Ali Bey de bu düşüncede. Hocam çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bir yorum, çok kıymetli bir dikkat. Çok teşekkür ederim hocam. Estağfurullah. Benim alımlamam bu şekilde. Yani bir başkası başka türlü anlayabilirsiniz. Farklı bir niyetle yazmış olabilirsiniz ama artık siz yazdıktan sonra sizin şiiriniz olmaktan çıkıyor. Artık Doğru. okurun bir yorumuna açık bir metin haline geliyor şiir. Teşekkür ederim kıymetli hocam. Çok istifade ettim.
Hocam katkınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Çöl ve şiir aynı şeydir. Mahrumiyet ve kudret. Aslında ilk bölümde konuştuğumuz yerde eklememiz gereken bir sözünüz vardı böyle. Çöl ve şiir aynı şeydir. Mahrumiyet ve kudret. Kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü orada sözü böldüğümüz anda hakikati de yıpratacağız. Hakikati de üzmeyelim. Çünkü Hazreti Peygamber'den önceki Ukaz Panayırı'nda özellikle Muallakat-ı Seba, 7 şiir, askıdaki şiirler, İmrül Kays'lar, onların algısı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de şiirle ilgili olan, pardon, şairlerle ilgili olan ayetin tefsir biçimleri. Yani siz buna hayır öyle yanlış bakıyorsunuz dediğiniz bir yer var. Yani şairlerin hepsini kötülemenin yanlış olduğuna dair bir ifadeniz var bir röportaj sırasında. Ve oradan Ukaz Panayırı'ndan isterseniz cevap hakkınızı da kullanın. Peki. Ukaz Panayırı'nda henüz daha Peygamber Efendimiz'e peygamberlik gelmeden bir olay olur. Olay şu, bir şair adı Kus bin Saide. Kus bin Saide 100 yaşını geçmiştir. Şair 100 yaşını geçmiş. Devesinin üzerinde yakında bir peygamber gelecektir diye bir şiir okuyor. İşte gölgesi üzerimize düştü diyor. Yakında gelecek. Aa. Evet. İşte ve peygamberin vasıflarını saymaya başlıyor. Yani bütün vasıflarını olmasa bile orada Kus bin Saide'yi bir hakikat habercisi olarak görüyoruz. Yani peygamberin gelişini, geleceğini haber veriyor. Bu çok önemli bir şey. Nitekim peygamberlik geldikten sonra sevgili peygamberimiz Kus bin Saide'ye şöyle bir duada bulunuyor. Allah'ım onu tek başına bir ümmet olarak haşret. Yani Müslümanlık, çünkü Müslümanlık gelmemişti ve Kus bin Saide henüz gelmeyen peygambere iman etti. Bundan dolayı da Peygamber Efendimiz'den böyle bir dua aldı. Onu tek başına bir ümmet olarak haşret diye. Şimdi böyle bir hadise var. Ben buradan hareketle şairlerin sezgilerinin çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ve bir hakikat habercisi olarak da Kus bin Saide'yi görüyorum. Bunun dışında Hassan bin Sabit var. Peygamber Efendimiz'in şairi unvanıyla şiirler yazan. Peygamber Efendimiz ona söyle Hasan diyor. Yani sözü şaire veriyor. Cevap ver onlara diyor. Şairlerin bir cevap verme görevi var sevgili Zeki Bey. Şairler eğer cevap vermezlerse Peygamber Efendimizin isteğini yerine getirmemiş olurlar. Bu o güne has bir şey değil aslında. Asla. Siz bütün zamanlara... Bütün zamanlar için geçerli olduğunu düşünüyorum. Hmm. Niye? Sadece ben böyle düşünmüyorum. Hüsnü Aşk'ı yazan Şeyh Galip de, şeyhimiz, şiirin şeyhi, evet, de böyle düşünüyor. Ve Hüsnü Aşk'ta Kur'an'ın şairlere meydan okuması, inanmayan şairlere tabii. İn kuntum fi raybin mimma nezzelna ala abdina fe'tu bi suretin min mitli. Eğer kulumuza indirdiğimizden, yani peygambere indirdiğimizden şüphedeyseniz Kur'an'dan, hadi onun bir benzerini, bir suresinin benzerini yazı verin, getiri verin. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de buna benzer ayetler var. Bu meydan okumaya hiçbir şair cevap verememiştir. Ve diyor ki Şeyh Galip, bu meydan okuma günümüz içinde geçerlidir. Ve yeryüzündeki şairlerin Kur'an'ın bir benzerini getiremeyişleri Kur'an'ın hak olduğunu ispat eder. Yani Kur'an'ın hak olduğunu
Şairlerle ispat ediyor Şeyh Galip Hüsnü Aşk'ta. Buradan bakacak olursak Hassan bin Sabit'e söylenen cevap ver Hassan sözünün bütün mümin şairler için hala geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Şair iddiasında bulunuyorsanız buyurun. Evet. Görelim hadi. Hayır, çıkıyor. Cevap vermek zorundasınız. Bu bir. İkincisi, bakın peygamberin, sevgili peygamberimizin sesinin üstünde yüksek sesle konuşulmasını Yüce Allah yasaklamıştır Hucurat suresinde. Yani sesinizi peygamberin sesinin üzerine yükseltmeyin. Bu ne zaman bu ayet gelmiştir? Bedeviler, yani Arap köylüleri, bedeviler peygamberin evinin önüne gelip ya Muhammed diye bağırıyorlar ama o kadar yüksek ve çirkin bir sesle bağırıyorlar ki bundan Yüce Allah bundan men ediyor. Ve Hucurat suresinde sesinizi peygamberin sesinin üzerine yükseltmeyin. Şimdi bir sahne var, çok önemli bir sahnedir. Kaza umresi dediğimiz bir umre var. Yani Müslümanlar biliyorsunuz Medine'ye hicret ediyorlar. Sonra ama özlüyorlar Mekke'yi de. Mekke'yi de hac yapmak, umre yapmak istiyorlar. Fakat müşrikler buna izin vermiyorlar ve geri dönüyorlar. Ama bir anlaşma yapılıyor. Daha sonra bir dahaki sene Umratül Kaza, kaza umresi yapılmasına izin veriliyor. Ve peygamberimiz yanında ashabından, dostlarından bir toplulukla beraber umre yapmak için bir sonraki sene Mekke'ye gidiyor. Evet. Mekke'ye girerken peygamberimiz devesinin üstünde. Devesinin yularını da Abdullah bin Ravaha adlı bir şair çekiyor. Yani o şerefi ona vermişler. Şimdi Mekke'ye girecekler. Devenin yularından Abdullah bin Ravaha tutuyor ve yüksek sesle Abdullah bin Ravaha şiir okuyor. Yani şimdi sahneye bakın. Peygamber Mekke'ye giriyor. Devesinin üzerinde deveyi bir şair çekiyor ucunu, yularını ve şiir okuyarak yüksek sesle giriyor. Hazreti Ömer müdahale ediyor Abdullah bin Ravaha'ya. Sesini yükseltme diye. O ayete dayanarak hani sesinizi peygamberin sesini üzerinde yükseltmeyin diye. Evet. Peki peygamberimiz ne yapıyor? Yürü Abdullah mı diyor yani. Yürü diyor. Yani Ömer diyor sen sus. Onun sözleri oklardan daha keskindir diyor. Şimdi bu böyle bir peygamberin şiiri yasaklaması söz konusu olabilir. Haşa, öyle bir şey olmaz. Peygamber Efendimiz şair değildi ama şiiri severdi. Hutbede hatta bir seferinde hutbede Müslüman olmayan cahiliye dönemi şairlerinden birinin bir mısrasını da okudu hutbede. Ama Müslümanlığa zarar verecek, aleyhinde bulunacak bir mısra değil. Yani insanın onurlu olmasına dair. Yani aç kalsam da onurumu korurum şeklinde bir şiiri de orada okudu. Biz buradan hareketle dünya edebiyatının da hikmete giden bütün yollarına selam veriyoruz. Zaten daha önce programda da söylemiştim. Sizin özellikle hakikat neredeyse oraya koşun dercesine bir yürüyüşünüz var. Yani orada evet bir hakikat pırıltısı varsa da bir yıldız varsa oraya doğru yürürüm. Oradan bir alarak şöyle devam etmek istiyorum. Hem de bu şiir telakkisi üzerine. Çocukluğun elinden tutmayan kişi hiçbir yere gidemez. Hasan Ali Toptaş'tan alıntı yapıyorsunuz bir cevabınızda ve devamında Rilke'den devam ediyorsunuz. Hiçbir şeyin yoksa çocukluğun da mı yok? Buradan gelip sizin dizenizi alacağım. Anne hamurkarıdır, beni o yoğurdu. Anne nedir? Anne kimdir? Annenin sizin üzerinize bıraktığı aba neydi? İz neydi? Anne şiirdir. Çünkü sizin anneyle ilgili çok güzel hikayeleriniz de var. Evet. Hikayeniz. Evet.
benim Ejderhava bir denememde anne için şöyle diyorum. Herkes annede, çok özür dilerim, herkes aynada kendini görür, anneler çocuklarını. Herkes aynada kendini görür, anneler çocuklarını. Anne budur işte. Anne merhametin, Yüce Allah'ın merhametinin yeryüzüne en güzel tecelli ettiği yerdir. Anneler böyle mi bakar? Anneler böyle mi düşünür? Uzanıp gider mi gözlerinde apartmanlar, bahçeler, yollar? Anneler çocukları için mi böyle yaşar dururlar? Anne ve bütün anneler, yani annelerin de anneleri, büyük annelerimiz, nenelerimiz, babaannelerimiz, büyük annelerimiz. Aslında edebiyatın temelinde büyük anneler vardır. Bütün dünya edebiyatının, dünya edebiyatını şöyle bir tarasak, bütün büyük yazar ve şairlerin arkasında büyük annelerin olduğunu görürüz. Büyük yazarları mayalayan büyük annelerdir. Gogol'u büyük annesi mayaladı. Ukrayna halk masallarını yazarak büyük yazar oldu. İlk kitabı bir şiir kitabıydı ve büyük bir başarısızlıkla karşılaştı. Ama arkasından büyük annesinden Ukrayna masallarını derledi ve onları güncelledi ve Puşkin'i hayranlık içerisinde bıraktı. Ve Gogol Rusya'da edebiyatın kaderini değiştirdi. Boşuna hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık demediler yani. Edebiyatın kaderini değiştirdi. Arkada ne var? Bir büyük anne var. Cengiz Aytmatov, bunun arkasında da bir büyük anne var. Ondan dinlediği masallar var. Ondan dinlediği şiirler var. Bahtiyar Vahapzade de nenesini anlatır. O da ondan öğrendikleriyle yol aldığını söyler. Márquez, ben yazmayı büyük annemden öğrendim der. Çünkü en korkunç hikayeleri mermerden bir yüzle anlatıyordu. Mimik vermeden. Soğukkanlı anlatım. Edebiyatta büyülü gerçekçiliğin arkasında büyük anneler vardır. Benim de mayamı büyük anneler, yani babaannem ve anneannem beni mayalamıştır. Öncelikle babaannemden ben şiirler öğrenerek büyüdüm. O okuyordu bana şiirleri ezberinden babaannem. Benim de hafızamda kalıyordu. Oturup onları ezberlemiyordum. Halk tarzı mıydı, böyle divan şiiri tarzı mıydı? Bakın şöyle bir iki örnek vereyim. Aklımda var hala yani. Lütfen. Babaannenin bana lütfen. Mesela bir şiir var. Kime ait olduğunu bilmiyorum. Belki bilenler olursa bana mail atsınlar, söylesinler. Mesela şöyle bir şiir var. Kar yağar, fırtına, rüzgarlı soğuk. Duruyor köprüde bir yavru çocuk. Akşam olmuş bu çocuk. Nerede yatar? Kim bilir, belki de bir annesi var. Kim bilir, belki annesi ölecek. Bu çocuktur, ona kuvvet verecek. Böyle devam ediyor. Bir bu büyük annenizden bu. Duyduğunuz bu bir şiir. Bu benim babaannem, babaannemden duydum. Mesela bir başka şiir var. Benim babaannemin babası Erzurum'da, Tafta Tabya'da şehit olmuştur. Ruslar şehit etmişler o zaman. Olsun. Evet. Yani Rus şeylerinin toplarının kama denilen parçasını alarak onları etkisiz hale getirmek istemiş. Binbaşı Mehmet Emin Bey gitmesin diye çizmelerini saklamışlar. Namı diğer Köroğlu, Köroğlu diyorlar cesur olduğu için. Çıplak ayakla karların üstünde yürümüş gitmiş. Rusların konuşlandığı yerde kamaları çekmiş. Kaçarken şehit etmişler. Erzurum'da Tafta Tabya'da. Babaannemin babasıdır. O yüzden bana öğrettiği
şu şiirde ben onun babasını da görüyorum. Bir kısmını okuyayım. Burası çünkü zaman el vermez. Merhum peder, güler yüzlü, tatlı sözlü kahraman, Rus cengini anlatırmış, zabit imiş o zaman. Bir gün yine kavga olmuş, Moskovları yenmişler, akşam vakti yürümüşler, düz ovaya inmişler. Böyle gidiyor şiir. Bir destan ama şeklinde. Ama şiirin önemli yeri şu, o merhum peder dediği babasını anlatıyor işte şiirde. Her kim hangi şair yazdıysa o şiiri. Bakıyor düşman askerlerine, onların içerisinde bir Rus askerinin su istediğini görüyor. Ve bunun üzerine emir erine diyor ki buna su ver. Ve emir eri tam suyu verirken o görmeden melun herif bir davranmış dikilmiş, meğer alçak silahını pederime çevirmiş. Memiş suyu uzatırken kurşun fesi devirmiş, at irkilmiş, geri durmuş, babam gülmüş ve demiş, kurşun bizim ayak teri, ver suyunu senmemiş. Allah Allah. Hem müthiş bir şiir var hem de yine ders veriyor. Yani... Ben babaannemden bunları şey yaptım. Anneannemden de, anneannemin babası da Posoflu Aşık Zülali'dir. Evet, orada değinilecektir. Evet, Aşık Zülali. Yani Tanpınar 19. yüzyıl Türk Edebiyatı tarihinde bahsediyor. Kitapta geçiyor, evet. Geçiyor. Yani önemli bir halk şairi, öğretmen şairlerden. Gaspıralı İsmail ile birlikte yol yürümüş, Rusya'da Türkleri teşkilatlandırmış, hapse girmiş, unlu elbiselerle hapisten kaçmış, böyle bir Turancı dedemiz var, Posoflu Aşık Zülali. Evet, anneannemin öz be öz babasıdır. Dolayısıyla anneannem de şairdir. O da beni hem Zülali'nin, Aşık Zülali'nin hikayeleriyle hem de kendi dünyasından hikayelerle, masallarla beslemiştir. Bu yüzden ben Türk ve dünya edebiyatının geri planında büyük anneleri o görüyorum. Müthiş, müthiş, evet. Yani. Büyük aile, büyük anneler örgütü diyeceğim ama bunu basitleştirmek istemiyorum. Hakikaten edebiyatı kuran, yaşatan, besleyen, emziren adeta. Siz anlatırken zaten ben kendi babaannemi düşünmeye başladım. Hazreti Ali Cenklerini ben ondan dinledim. Aynı şekilde Çöllü Dede'ye ağıt. Ya da işte eşi gidiyor, 5 yıl askerlik yapıyor. Onun arkasından 44 kıta türkü söylüyor. Ve onun belli bir kısmını yazdım ben. 7-8 kıtasını yazdım ama sizin gibi ezberleyemedim. Fakat sizin aynanızı çok parlatmışlar abi. Hani sizin şiirinize geleceğim. Yani aynanızı parlatan hem anneanne tarafından hem babaanne tarafından, yine babanız tarafından, bir şekilde anneniz tarafından kitap okunan, kitap yazılan bir evdesiniz. Müthiş bir şey. Yani yolunuz tamamen oraya doğru gidiyor. Artık oradan kaçış yok adeta. Evet, kader be, çok şükür böyle bir yol çizmişti. Çok şükür. Hocam ben biraz daha konuştum, daha fazla duygusallaşacağım. O yüzden siz lütfen şiir tahliline doğru girin. Çünkü son çeyreğe girdik. Evet. Yani siz bir şekilde kağıda sarılı rüzgardan belli yerleri şairiyle konuşacağım demiştiniz. Evet, yine beğendiğim şiirlerden birisinin üzerine durmak istiyorum. Özellikle konunun ele alınışı açısından bana yeni göründü. Sesim yankı yapıyor ama benden. Evet. Hocam sorun yok. Yani bunun tamam. Bir sıkıntısı yok. Yani tamam. Rahat diyoruz. Bu bana yeni görünen şiir ya konunun ele alınışı açısından... Bana yeni görünen şiir Çalıntı Ateş şiiri. Çalıntı Ateş şiirinde meşhur modernliği yorumlarken günümüzde bazı aydınlar modernliğin çıkış noktasının, uygarlığın çıkış noktasının işte Yunan efsanesine göre, Yunan mitolojisine göre Promete'nin
tanrıların ateşini çalmasına bağlanır. Yani Prometheus ateşi çalmak ve onu insanlığın emrine vermekle bir anlamda medeniyeti de, uygarlık serüvenini de başlatmıştır. Fakat modernlik dediğimiz süreç, ateşe dayandırılan bu süreç, ateşi kontrol etmek yerine adeta ateşin esiri olmakla sonuçlanmıştır insanlık açısından. Yani şair de diyor ki, ciğerlerimizi alıcı kuşlara yedirdiler. Yani Prometheus'un çaldığı ateşin cezası olarak işte tanrılar ona her gün bir zincire vuruluyor ve her gün bir kartal gelip onun karaciğerini yiyor, ona büyük bir acı çektiriyor. İşte yine karaciğer iyileşiyor, bu sefer ertesi gün tekrar başka bir kartal, ertesi gün başka bir kartal, sürekli ona bir ceza veriliyor. Bununla beraber bu çalıntı ateş, insanın mahkumu olduğu çalıntı ateşinin sonunda çalıntı alevleri kuyumculara sattılar, ormanı bozdurdular, robot besinleri yapıldı, gıcır gıcır banknotlar sarktı dallardan. Yani ateşin çalınmasıyla beraber insanlık medeniyet bir şekilde başladı ama medeniyetin altında da ezildi. Modernlik bir anlamda da böyle bir okumaya müsaittir. Medeniyetin uygarlığın altında hiçleşen, ezilen insanın dramına da işaret eder. Peki ne yapmalı? Yani ne yapmalı? Elbette bu ateşe İbrahim'i bir bakışla yaklaşmalı. Yani onu ehlileştirmeli. Onun mahkumu değil, onun kontrol eden, yine ateşle ilgili son kararı veren insan olmalı. Ve son kıtada da bunu söylüyor zaten şair. Soğu ve yakma ateş, İbrahim mesleği bu. Ancak bir yalvaç ehlileştirebilir ateşi. Ancak insan peygamberi bir bakışla ateşe, medeniyete, dünyaya, hayata bakarsa hayatı ehlileştirebilir. İnsani, rahmani bir düzeye getirebilir. Yoksa ateşin mahkumu olursa onun altında, onun mahkumiyeti altında, eziyeti altında ezilmeye mahkum kalacaktır. Benim gibi okuyuculara tavsiye edeceğim şiirlerden birisi de bu. Hakikaten hep Prometheus etrafında düşünüyorduk bu ateş meselesini, medeniyet meselesini ama İbrahim, Hazreti İbrahim'in etrafında meseleyi ele alması bana çok yeni göründü şairin. Yalnız çok ufak, yine elbette tercihlerine saygı duyuyorum bu şairin. Burada Prometheus ve İbrahim isimleri kullanılmasa da meramı çok daha güzel bir şekilde anlatılabilirdi. Yani zaten çalınmış bir ateşten bahsedilmesi okuyucuya direkt zaten Prometheus'i aklına getirecek. Ateşin ehlileştirilmesi de İbrahim'i aklına getirecektir. Şunu söylemek istiyorum. Okurları da tembelliğe alıştırmamak lazım. Okurlar da biraz düşünsün şiir üzerinde, mısra üzerinde bu açıdan. Ali Bey okuraya iyilik yapmış. Prometheus'i de kullanmış. İbrahim kelimesini de kullanmış ama okura da fazla iyilik yapmamak lazım. Hocam okuru çok teşekkür ederim. Okuru yeterince yorduğumuzu belki oralarda dinlenirler diye düşünmüş olabiliriz hocam. Şimdi evet. Ben burada hocam aslında yani ben akademik seviye olarak ve hakikaten mimesis ve imanın hakikati, imanın bize öğrettiği sanat anlayışı arasındaki çatışmayı da ya da işte farklılığı da daha net gösteren bir şiiri ortaya koydunuz. Ama ben tabii biraz daha popüler kültürde bir ifadeyle Hira Dağı'nın çocuklarıyla Olympus'un çocukları arasındaki kavga, savaş, işte Cemil Meriç'ten mülhem, şair cevabı veriyor burada.
Ey şair cevap ver. Yani şair cevap veriyor ve bir şekilde o ateşin yansımaları farklı yerlere, ama hakikaten hocamızın da altını çizdiği gibi ancak bir yalvaç ehlileştirebilir ateşi. Her satırdan sonra susasım geliyor aslında. Yani bir şekilde durayım artık, bir şey eklemeyeyim diyorum ama kısa kısa cevaplar almamız mümkün mü? Son çeyreğe geldiğimiz Peki. için en son kısımda da şunu konuşmazsak olmaz Zekicim derseniz onu konuşuruz. Neden şule diye sorumuz vardı ama onun cevabını almış oldum. Neden Karabatak? Karabatak, ben vapurla geçiyordum. Yayın evinin olduğu Cağaloğlu'na gitmek için Eminönü'ne Kadıköy'den vapurla geçiyordum. Vapur mutlaka Haydarpaşa'da durur. Orada bir mendirek vardır. Kışın üzerinde yüzlerce karabatak. Muhteşemdir o görüntü abi. Evet, karabatak kanatlarını açarlar ve kuruturlar. Çünkü ıslanmışlardır, suya dalmışlardır. Üşümüşlerdir. Güneşe azıcık da olsa ya da rüzgara doğru işte kanatlarını açarlar. O manzara beni çok etkilemiştir ve şöyle düşünmüşümdür. Eğer kuşlardan biri şair olsaydı bu karabatak olurdu diye düşünmüşümdür. Çünkü karabatak hem denizin derinlerinde avlanıyor hem gökyüzünde uçabiliyor. Böyle bir kuş hem uçak hem denizaltı. Havada, karada, denizde bir Böyle bir şekilde şey. devam ediyor. Bu olsa olsa bu çılgın bir şairdir diye düşündüm. Karabatağın ilhamı böyledir ve bir karabatak diye de bir şiir yazdım. Fakat sonra çok güzel bir tevafuk oldu. Kemal Tahir'in biraz da latife olsun diye bir sözlüğü var. Yani kelimelere kendince anlamlar veriyor. Biraz da gülümsetiyor, ironik bir yaklaşımla. Edebiyat Mecmuası diyor. İki nokta üst üste Karabatak diyor. Yıllar öncesinde adeta sizin Evet. derginizin ismi sanki Evet. ortaya Evet, çıkmış. Kemal Tahir koymuş bizim derginin ismini. Onun böyle koyma sebebi ne? Çünkü Edebiyat Dergisi bir batıp bir çıkıyor. Yani Aa. uzun süreli yaşayamıyor Edebiyat Dergileri. Karabatak batıp batması halinde yine çıkan bir kuş olduğu için ben Karabatak'ın uzun ömürlü olmasını Yüce Allah'tan diliyorum. 10 10 yılı yıl geçtik. oldu. Evet, 10 yılı Çünkü geçtik. neden merdiven diyeceğim? Merdiven o kadar devam etmedi. Merdiven Evet. iki kere, pardon, iki farklı isim var. Birisi merdiven Merdiven şiir, sanat. birisi de merdiven sanat. Evet. Neden merdiven? Ayrıca şunu belirtmem lazım. Özellikle seyircilerimizden bugüne kadar eğer merdiveni edinmemiş, görmemiş, okumamış olanlar varsa, Türk Edebiyatı'nda o baskı kalitesinde, o incelikte, o naiflikte, özellikle ilk dönemi itibariyle söylüyorum. Daha sonrasında sanki biraz bilmiyorum ukalalık mı olacak belli isimler üzerinde devam etmiş gibiydi. Ama 2 yıl hakikaten dolu dolu çok farklı ve kaliteli bir dergi çıkarılabileceğini gösterdiniz. Estetik değeri yüksek ve içerisinde de hakikaten poetikaya dair, şiir poetikasına dair çok güzel çalışmaların olduğu bir dergiydi. Ben o inceliğine bayılıyordum. Kartpostal gibi kırılmasın dercesine adeta tutuyorduk. Peki bu soruya bir anımla cevap vereyim. Kapı çalındı. Yayın evinin kapısı çalındı. Bir genç kız geldi. Belgin'miş ismi. Dedi ki buyurun dedik. Merdiven dergisi mi? Evet dedik. Beni dedi Atilla Bey gönderdi. Kim dedik Atilla? Atilla Bey. Attila İlhan. Aa. Attila İlhan dergiyi çok beğenmiş. Demiş ki asistanına Belgin Hanım'a. Git sen de onlarla birlikte çalış. Onlara hani röportaj yap. İşte bir şey yap. Katkıda bulun demiş. Ve merdiven sanata Belgin Hanım, Atilla İlhan'ın asistanı sinema röportajları yaptı. Mesela böyle bir ya dikkat çekmişti. Dikkat çekmişti. Böyle bir Atilla İlhan anımız var. Sonra ben Ayşe Sevim mi
gönderdim. Attila Bey'le röportaj yaptık daha sonra. Evet evet, aradan hatırlıyorum ben onu. Geçmişti. Hatırlıyorum. Çok güzel röportajlar vardır. Barış Manço'yla, ondan sonra Cem Karaca'yla. Mesela Cem Karaca orada bir laf etti. Ortalık karışmıştı. Dedi ki ezan Arapça olur. Kur'an işte şey, namaz Arapça kılınır dedi. Bütün şeyde medyada, yani 28 medyada, Şubat süreciydi o medyada, dönemlerde. Medyada şey olmuştu yani. Evet. Merdivenle Kitap Haberi'nin çıkmış olduğu Şule yayınları, Şule çok bereketliydi. Orada sizin masa üstündeki telefonunuzda ben Mıgırdıç Margusyan'la konuşmuştum. Çünkü evet, Mıgırdıç Margusyan'ın o dönemde Gavur Mahallesi kitabını tanıtmıştım Kitap Haber'de ve size bir not bırakmışlar. İşte bu çocuk geldiğinde benimle görüşsün diye. Orada çok böyle içten, yürekten teşekkürler etmişti. Çok ezilmişti. Ama hakikaten Şule'nin içerisinde öyle bağlantılar vardı. Gönlün kıymetini bilen insanlara biz oradan ulaşıyorduk. Peki abi, yorulmak nedir? Yok mu lügatinizde? Gerçi şiirinizde yoruldum ama devam ediyorum tarzı bir ifadeniz bugün okurken fark ettim. Yorulmuyor musunuz? Tabii ki çünkü biraz önce de söylediğim gibi evet, akademisyenlik var, yazı atölyesi var ve edebiyatın farklı kollarında işte şiir, deneme, öykü bu alanlarda yazıyorsunuz. Ayrıca tercümeniz de var. İmam Şafii'den tercümeniz var. Bunu arada söylemem lazım. Divanının tercümesi var. Yorulmuyor musunuz? Çünkü takip ediyoruz sosyal medyada da epey bir yerdesiniz ve gençlerle temas halindesiniz. Şöyle cevap vereyim. Tabii ki yoruluyorum. Ama babamın, rahmetlinin bir sözü var. Azminin her kırılışında güttüğün gayeyi düşün der. Küçük şey yoktur da geçer bu cümle. Azminin her kırılışında güttüğün gayeyi düşün. Demin merdiven, niye merdiven ismini koydunuz dediniz. Ben gençler oraya basıp çıksın, yükselsin, faydalı olsunlar. Bu toplum için, bu topluma harç olsunlar, bu toplumun dinamikleri olsunlar, Türk edebiyatının bayrakları olsunlar. Bu arzumuz hep buydu, başından beri buydu. Yine bir soru sordunuz programın başında. Dediniz ki peygamberin aynaları için dilde bir yenilik yaptınız, evet, yaklaşımda. Evet, doğru. Şimdi kültürün güncellenmesi lazım. Kültürün güncellenmesi, kültürün deforme edilmesi değildir. Özü bozmadan, fıkha zarar vermeden anlatım biçimini güncellemek gerekir. Çünkü sevgili peygamberimiz hatibun nasa ala kadari ukulihim diyor. İnsanlara akılları miktarınca, akılları perspektifince hitap edin. Yani kime sesleniyorsanız onun aklına yönelik bir seslenmeniz, sesleniş içerisinde, üslup içerisinde olmanız gerekir diyor. Dolayısıyla her çağda bir seslenme şekli vardır. Bunun arayışıdır güncelleme. Benim düşündüğüm güncelleme böyle bir güncelleme. O yüzden kültürel kaynaklarımızı yeniden güncellememiz lazım. Bu da çok büyük bir iştir. Ancak büyük bir kadroyla, ekiple olabilecek bir şeydir. Onlarca yazarla, şairle olabilecek bir şeydir. İnşallah Allah nasip etsin. Türk kültürünün, İslam kültürünün güncellenmesini bu yeni edebiyatçılar üstlenebilir. Bu hakikati incitmeden, hakikati tahrip etmeden, asla zaten hakikat, deforme etmeden, hakikat uğruna, fıkha zarar vermeden. Evet, onu belirttiniz zaten. Evet. Yüzler ve aynalar sizin denemelerinizde de çok sık karşımıza çıkıyor. Neden? Yüzler ve aynalar. Çünkü yüzler de bir aynadır. Zaten peygamberin aynaları da el-mu'minu mir'atül mu'min. Mümin, müminin aynasıdır.
hadisinden harekete geçilerek yazılmaya çalışıldı. Biz birbirimizde kendimizi görmemiz gerekiyor. Ben Zeki buldukta kendimi gördüm bu programda. Teşekkür ederim. Estağfurullah Zeki abi, ne demek? Sizin sözünüzden alıp bağlayayım ben. Aynayı kırma, seni yüz parça eder. Bu aslında Şeyh Galip'e atıf mıydı? Yani bir yani Osmanlı döneminde bir eşyanın üzerine bu yazılmış ama itme miratı şikeste seni yüz, evet, surete kor. Yani eğer birisini ayna görüyorsan, kırarsan yüz parçaya bölünürsün. Burada değerli gördüğümüz insanlara karşı bir dikkat tavsiyesi var. Abi çok teşekkür ediyorum. Böyle tık diye keseceğiz muhtemelen. Hocam, eklemek istediğiniz bir şey varsa bir 30 saniyeniz var. Elbette. Benim eklemek istediğim, yine yaşadığımız döneme bir tarih olacak, pandemi sürecine bir tarih olacak, tespit olacak bir şiir olacak. Bulaş şiiri. Bulaş şiiri de biliyorsunuz, yani her şeyi yapabileceğine inanan varlıklardık insan olarak. Fakat bir virüsün 3 yıldır esiri olduk, evlere kapaldık. İnsanın bu acziyetini ironik bir şekilde dile getiren güzel bir şiir Bulaş. Şöyle diyor: kapının arkasındaydı, barikatlar kurduk. Ev kurtarılmış bölge, hamurdan devrimciyiz. Yani evlerimizi bile koruyamadık yani. Evlere bile barikat kurduk. Kurtarılmış bölgelerimiz bile bu hastalıktan bizi kurtaramadı. Ekmek yaptık. Hey, ekmek yaptık biz. Tamam. Ekmek yapmayı öğrendik. Hocam, kusuruma bakmayın. Son dakikaları tam ayarlayamadım. Sizden de özür diliyorum. Ali abiden de özür diliyorum. Son dakikaları durduramıyorum zamanı. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum abi. Ben, sizi görmek her zaman güç veriyor bize. Yazılarınızı okumak her zaman bizim kalbimize bir cüret veriyor. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum size. Ali Şükrü hocama özellikle şiirlerle ilgili bakışına, yorumuna çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bugün Ali Ural'la birlikteydik. Ben bir parça göstermeye çalıştım. Gerisini artık siz devam edersiniz. İyi haftalar diliyorum.